Aynı düzlemde KL ve M vektörleri şekil 1'de verilmiştir. 3 vektörün bileşke vektörü soruluyor. Şimdi bunu çözmek için uçuca ekleme yöntemini kullanıyoruz. M vektörünü hemen bir birim aşağıya doğru, yani eksi y'ye doğru indirdiğim zaman o halde M'yi şöyle bir taşıyabilirim ve K'nın ucuna M'yi, M'nin ucuna da L'yi eklemiş durumdayım. 3 vektörün toplamını ne yapıyorduk? Birincinin başladığı noktayla en son vektörün bittiği nokta arasında birinciden sonuncuya doğru şöyle bir birim sola doğru olmak üzere bir vektör elde etmiş durumdayız. O da 5 numaraya karşılık gelmektedir. Yanıtımız E seçeneğidir. Şekildeki x vektörünün k doğrultusundaki bileşenlerinin büyüklüğü xk, l doğrultusundakini xl olarak veriyor ve bunların oranı sorulmakta. Ben burada paralel kenar yöntemini kullanacağım. L'yi x'e kadar şöyle bir paralelini çizeceğim. Şöyle yukarıya doğru bir paralel çizdim. K'yı da aynı şekilde paralel çizdiğim zaman o halde şöyle bir paralel çizmek durumundayım. Şimdi burada paralel kenar yöntemine göre o halde x'in ve L ve K üzerindeki bileşenlerini bulmaya sıra geldi. O halde K üzerinde şöyle bir bileşeni var ve L üzerindeki bileşeni de sağa doğru 2 birim olmak üzere bunların artık büyüklüklerini bulmaya geldi. K doğrultusundaki büyüklüğü ben buna kök 5 diyebilirim. Pisagor'dan L doğrultusundaki bileşenine de 2 diyebilirim. Yani kök 5 bölü 2 doğru cevaptır. Yanıtım D seçeneğidir. Şekildeki F kuvvetinin K doğrultusundaki bileşeni FK, L doğrultusundaki bileşeni FL olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Hemen ne yapıyorum? L üzerinde bulmak için ben bunu FL diyeyim. F çarpı kosinüs 60 diyorum. Kosinüs 60, sinüs 30'a yani 1 bölü 2'ye eşit. O halde ben buna 5F bölü 10 diyebilirim. FK'yı bulmak istediğim zaman o zaman F çarpı kosinüs 53 diyeceğim. Bunu bulurken de aklımızda tutalım. F çarpı ne diyeceğim? 6 bölü 10 diyeceğim. FL'de yani F'in kendisi de 10F bölü 10 diyeceğim. Bunları sıralarken F 10F bölü 10'u ben bir birim olduğunu kabul ediyorum. Sonuçta kullanım kolaylığı açısından sıralarsam da o halde F büyüktür FK, FK büyüktür FL diyebilirim. Yani büyük açının karşısında küçük, küçük açının karşısında büyükten de gidebilirdik. Ama bu şekilde çözümü gerçekleştirdik. Dereceleri vermiş. Burada cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki F kuvvetini K doğrultusundaki bileşeni FK, L doğrultusundaki bileşeni FL olduğuna göre bunun arasındaki ilişki soruluyor. Eğer biz kosinüs 60 ve kosinüs 53 değerlerini bilseydik bunu yapabilirdik ancak verilmemiş. Dolayısıyla buradaki F'yi oluşturmak için L ve Y'yi K'nın ucuna ekleyerek taşıyabiliriz. Şöyle ekleyelim ve artık F'yi oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki açıyı da 60 derece olduğunu biliyoruz ve sol üstteki açının da 67 derece olduğunu biliyoruz. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında da küçük kenardan gidersek o halde ne olacaktır? F büyüktür FK, FK büyüktür FL olacaktır. 53 derecenin karşısında ne var? L var. Buraya 53 yazıyorum. K'nın karşısında yani bunun karşısında olan da kaç derecedir? 60 derece. F'nin karşısında olan da 67 derecedir ve B seçeneğidir. Aynı düzlemde K artı M vektörünün büyüklüğü R1, L eksi M, R2 olduğuna göre bunların oranı soruluyor. Hemen ne yapalım? K ile M'yi uçuca ekledikten sonra sağa doğru 2 birim taşıdım ve 1 birim olarak elde ettim. Bu nedir? K artı M yani buna 1 dedim. Hemen bu sefer de L eksi M'yi bulmam gerekiyor. Yani M'yi ters çevir L'nin ucuna ekle diyor. Ters çevirdim ve ucuna ekledikten sonra yukarıya doğru 2 birimlik bir vektör var. L'nin başlangıcıyla M'nin artık eksi M'nin bittiği nokta arasında sağa doğru bir 2 birimlik vektör elde ettim. Onu da 2 olarak yazdım. Cevabım 1 bölü 2'dir. A seçeneği.
Aynı düzlemde verilen ABC vektörleri şekildeki gibidir. Toplamı soruluyor. Yalnız B'yi 2'ye bölün, sonra toplayın diyor. Hemen B'yi 2'ye böldükten sonra A'nın ucuna ekledim. Şöyle B bölü 2'yi ve ucuna da C'yi eklemek durumundayım. Sağa doğru 2 birim var. A'nın başlangıcı burası ve C'nin bitiş noktası burası. Yani yukarı doğru 1 birim, sağa doğru 2 birim olmak üzere şöyle nokta nokta olarak yaptığımda bu vektör C seçeneğine karşılık gelmekte. Altıncı soru, aynı düzlemde 4 tane vektör var. A'yı ters çevir 2 ile çarp, C'yi de yarısına al ve topla diyor. Hemen A'yı ters çeviriyorum ve B'den önce eklemiş durumdayım. Yani şuraya eksi 2A'yı elde etmiş durumdayım. Eksi 2A diye yazayım. Ve bunun ucuna da B'nin ucuna da C'nin yarısını ekleyeyim. C'nin yarısını da ekledim. Artık D'yi de ekleyeyim. Hemen D'yi de yukarıya doğru taşıdığımda artık bulmuş durumdayım. Yani şurada şöyle bir birincinin başlangıcından yani eksi 2A'nın başlangıcından D'nin en son noktasına kadar şöyle bir A'nın tersi bir vektör elde etmiş durumdayım. Sola doğru yanıtım A seçeneğidir. Aynı düzlemde 3 tane vektörümüz var. F1, F2, F3. Bunların bileşkesi soruluyor. Hemen 8 kök 2 ve x ekseniyle 45 derece açı yaptığı için bunu ben 2 tane bileşen olarak 8, 8 olarak yazabilirim. Artı y'ye doğru 8, eksi y'ye doğru da 8 olmak üzere. Dolayısıyla 8 ile de 24, aşağıya doğru bir 12'lik vektörüm kaldı, büyüklük kaldı. Ve F1'i de 5 Newton'u da sağ ve yukarıya doğru 3 ve 4 diye 2 tane ayırdığımda buraya 4, buraya da 3 olmak üzere bunu da yapmış durumdayım. O halde aşağıya doğru yukarıya doğru 8 vardı. 8 ile 4'ü topladım tabii ki. Yukarıya doğru ilk başta 12 etti. O yüzden 24'ten de 12'yi çıkarmıştım. 8 sola doğru, 3 de sağa doğruydu. O zaman sola doğru bir 5 elde etmiş durumdayım. 5 ile 12'nin bileşkesi de 13 elde ettim. Cevabım B seçeneğidir. Aynı düzlemde KLM vektörleri var. Ve birlikte uygulanacak bir vektör ile bileşke vektör D doğrultusunda oluyormuş. Buna göre bu vektörün minimum büyüklüğü sorulmakta. Hemen L'nin ucuna M'yi ekledim. Yukarıya doğru artı Y eksenine doğru. Ve bunun ucuna da K'yı ekliyorum. Sağa doğru 2 birim olmak üzere K'yı da ve M'yi de uçuca taşımış durumdayım. Peki bu durumda D doğrultusuna en yakın mesafe ona indirilecek diktir. Bu dikliğin uzunluğu da birim bir kare olduğu için ve karenin her kenarını bir olarak kabul ettiğimde köşegende kök 2 ise o halde bu indirdiğim dik parçanın uzunluğu da kök 2 bölü 2 olacaktır. Yani cevabım A seçeneğidir. Evet, 3 kuvvet verilmiş 10, 7 ve 2 şeklinde. Bileşkesinin büyüklüğünün maksimum ve minimum değeri sorulmakta. Hepsinin aynı doğrultuda ve hepsi aynı yönde gitseydi 17 daha 17, 2 daha 19 olacaktı. Peki bunlar bir üçgen oluşturabilir mi? Yani iki kenarın toplamı üçüncüden büyük, farklı da küçük. 7 ile 2'yi topladığım zaman 10'dan büyük bir değer elde edemiyorum. Elde edemiyorum. Dolayısıyla üçgen eğer oluşturabilseydim toplamları 0 diyebilecektim. Peki 7 ile 2'yi topladıktan sonra onlara zıt olarak da F1'i eklediğimde o halde 7 ile 2 9, 10 da eksi 10 kabul edersem yani minimum değeri de 1 elde edebilirim. Yani 19 maksimum 1 Newton'da minimum olmak üzere cevabım B seçeneğine beni götürüyor. Büyüklükleri 11, 8 ve 5 olan 3 tane kuvvetim var ve bunların maksimum ve minimum değerleri soruluyor. Uçucu ekledikten sonra ve aynı doğrultuda aynı yönde 11, 8 daha 19, 5 daha 24 elde edebiliyorum. Peki 24 elde ettikten sonra bir üçgen oluşturabilir miyim? 8 ile 5'in toplamı 11'den büyük, farkları küçük mü? Evet, küçük. Dolayısıyla bir üçgen elde ettiğimde bunları aynı doğrultuda yani 11, 8 ve 5 şeklinde yaparsam bu 3 tane vektörün bileşkesi 0 olabilecektir. Yani
minimum değeri 0'ı verebilecektir. O halde cevabım A seçeneğidir. Evet, 2011 yılında sorulan bir LYS sorusu, yani ikinci basamak sınav sorusu diyebiliriz. Oldukça zor bir soru. Artık yeni nesilde böyle bir soruyla karşı karşıya kalmıyoruz. Şimdi bunların büyüklükleri birbirine eşitmiş ve hareketsiz kaldığına göre o halde açılar arasında da 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle çizebiliriz. X ve Y eksenini belirttikten sonra ben bu tam orijine bunları tek tek taşıyayım ve aralarındaki açının da 60 dereceden toplam 120 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani K ile L arası 120 derece. Buraya 60, buraya 60 dedikten sonra şöyle bir çizim gerçekleştireceğim. Sola doğru da L'yi göstereceğim ve bunların da artık açılarını belirtmek durumundayım. Yani buna ben FM diyeyim, buna FK diyeyim ve bunu da ne diyeyim? Buna da FL diyeyim. Şimdi ben bunu bir 20 derece kadarlık böyle bir dönme meydana getireyim. Saat yönünün tersi istikametinde bir 20 derece döndüreyim. O halde bunu ben 20 derece döndürdükten sonra buradaki açının ben M açısı olduğunu biliyorum ve buna 20 derece dedim. Artık K açısı da 60 dereceden kaça çıktı? 80 dereceye çıktı. L açısı da 60 dereceden 40 dereceye çıktı. Bunun en mantıklı çözümlerinden bir tanesi böyle diyebiliriz. Yani K büyüktür L, L büyüktür M diyebiliriz. Yani cevabım A seçeneği, ama yeni nesil sorularında artık sorulmuyor. Yani 3 tane kuvvet birbirlerine eşitse ve bu açılarda birbirleri arasında da 120 derece kuralı olduğunu da unutmayalım. Yani ne yaptım? Saat yönünde bunları döndürdüm. M'yi 20, K'yı da 80'e çıkardım. Sonuçta L'yi de 60'tan da 20 tane çık. 20 derece düşürdüm ve açılarında aralarındaki büyüklüğü de korumuş oldum. Cevabım A seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.